Mutfakta Bir Gün olan çekimimiz Yunus Emre zirvesinde Ihlamur Kafe Restoran'da olacak. İyi seyirler şimdiden. Boyu uzun belince, boyu uzun belince, dinle yavrum dinle, esmerim dinle, dinle dinle. Dinle yar, dinle yar, dinle 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 yar. Dinle yar, dinle yar, dinle 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 yar. Güzel gözlü dinle yar, esmer yüzlü dinle yar. Dinle yar, dinle yar. Güzel gözlü dinle yar, esmer yüzlü dinle yar, dinle yar, dinle yar. Merhaba değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız güzel bir yerdir. Ünye'nin güzel bir mekanındayız şu an. Yunus Emre Tepesi deyilir burası. Ve Yunus Emre Türbesi ve Kulyesi'nin yanında yerleşen en güzel mekanlardan biri Ihlamur Kafe Restoran'da Mutfakta Bir Gün çekimimizi, dördüncü bölümünü yapacağız. Ihlamur Kafe Restoran'ın her şeyiyle sizleri en yakından tanış edeceğiz. Evet, bu ıhlamur ağacı iki tanedir yan yana. Ihlamur ağaçlarının tam ortasında Ihlamur Kafe Restoran dikilmiş ve bununla ilgili de sizlere bilgi aktarmış olacağız. Önce girişimizi yapalım. Mekanımızla tanış olalım. Aziz izleyiciler, Ihlamur Kafe Restoran'ın girişindeyiz ve çok güzel bir çocuklar için bir ortam yaratılmış. Alev Hanım gösterebilirsin. Aileler gelip rahat bir şekilde burada istirahat edebilirler ve gerçekten de bu ortam çok güzel bir ortamdır. Burada ilgimizi çeken bir köşe var. Eskilere duruyor yani burası. Benim hatırlıyorum. Eskilerde babaannemizin evlerinde bu eşyalardan vardı ve gerçekten de insanı ta o yıllara götürüyor. Bu köşeni çok beğendim ve en sonda bu köşede güzel bir resim çekeceğim. Kafe Restoran'ın ikinci katına çıktık ve bakalım burada kimler var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş gördük sizleri. Sizleri tanıyabilir miyiz? Sabri Akbaş, işletme sahibi. Ihlamur Restoran işleticisiyiz. Biz bugünleri Mutfakta Bir Gün programın çekimini yapacağız. Sizin izninizle, sizin mutfakta. Ve kısaca olarak bizim bu kafe restoranla bağlı bizlere bilgi verebilir misiniz? Ihlamur Restoran ailesi olarak burada tam restoran konseptinde hizmet vermekteyiz. Pide çeşitlerimiz, ana yemeklerde işte ızgara, tava yemekleri ve tatlı çeşitleri olarak hizmet vermekteyiz. Kış mevsimine geçiş yaptık artık. Kış mevsimine ait sizin ister menülerinizde, ister buradaki değişik bir şeylerinizden ilgili bize azıcık da olsa bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Kış menüsü olarak balık çeşitlerine başladık günün işte çıkan balıklarından. Kar festivalleri düşünüyoruz. Dışarıda varil sobalar yakıp işte insanları eğlendirmek. Bunun gibi bir takım çalışmalarımız var. Bu önceden yapılıyordu mu ya bu sene ilk olarak? Biz daha yeni bir işletmeyiz zaten. Geçen sene işte açıldık, pandemiye takıldık, kapatıldık. İlk kışı inşallah kapanma olmazsa bu kışın göreceğiz. Bu kışa ilk bir kış festivali hazırlayacağız. Peki bu sektörde ilk misiniz ya bundan önce hangi sektörde? Genel olarak mesleğiniz ne? Ben bu sektörde yeniyim. Yani yeni bir deneyim. Ben 25 yıldır Ünye'de fırıntaşı olarak hizmet vermekteyiz. O sektördeydik. Ekmek fırınları, pide fırınları yapımında doğal taş üretiyoruz. Ama keyifli bir sektör.
Nasıl yani bu sektörde kendinizi nasıl gördünüz? Aklınıza, fikrinize nasıl geldi ki bu sektörü çalıştırayım? Yani nasıl geldi derken zaten buradaki yer bizimdi. Burada böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu gördük. Çocuklarımız için bir yatırım yapalım, bir başlayalım. Biz başlangıcı olarak başladık. Artık bayrağı onlara devredeceğiz. Bir şey de duymuştum ben burayla ilgili. Buranın bir tarihçesi var. Ihlamur ağacı. Onunla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Yani nereden başladı yani bu ıhlamur ağacı nasıl oldu? Buralara nasıl geldi? Şimdi burayı 86 yılında satın aldığımızda işte gördüğünüz gibi bir ıhlamur orada, bir de girişte. Biz o zaman tabii biraz da yaşça küçüktük. Bunların fidanlarını babam bize komşudan aldırdı ve kendi eliyle buraya dikti. Ve tabii bunlar büyüdü. Şimdi de böyle bir restoran olunca ismi kendiliğinden ortaya çıktı. İki tane ıhlamurun arasında ıhlamur restoranı. Yani bu ağaçlardan kaynaklanıyor bu restoranın aynen ismi. Bir de bunları rahmetli baba dikince ismi. Allah rahmet eylesin. Mutfak bölümüne tabii geçelim. Ki, tabii ki. Ve oradan da bakalım neler var. Mehtap Ustam. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş gördük. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizlere bugünleri maharetinizi göstereceksiniz. Tabii, buyurun. Biz de izleyicilerimize sizin yaptığınız güzel tamları aktarmış olacağız. Tabii, buyurun, böyle alın sizi. Bizlere, değerli izleyicilerimize ne sunacaksınız? Başlamadan önce size kendinize birkaç sorum var benim. Kaç senedir bu mesleği yapıyorsunuz? Yaklaşık 4 senedir bu mesleğin içindeyim. Yapıyoruz. Bu kendini severek mi bu mesleği seçtiniz? Tabii, kendim severekten bu mesleği seçtim. Çok değerli bir ustam vardır, şefimiz. Muhammed şefin yanındayım. Yaklaşık 2 senedir onun yanında çalıştım. Onun her ilmek ilmek işlediği şeyleri kendi çabamla, kendim gayretimle öğrenmeye çalıştım. Ve bugün buralara kadar geldiysem onun sayesinde. Bunu buradan çok sevdiğimi yolluyorum. Beni görmek isterdi bugün ama gelemedi rahatsızlığından dolayı. Çabuk iyileşmesini istiyorum. Çok o zaman selamlarımızı iletelim. Bugünleri sizin onun sayesinde geldim. Öğrenci mi sayılır? Şefin öğrettiği kişi ne sayılır? Öğretmenim olsun, ben de öğrencisi olayım. Evet, bugün sizin öğrenciniz güzel bir, sizin hazırladığınız öğrenci güzel bir teamla bizlere yakından tanış edecek. Hep beraber başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Kolay gelsin. Evet, önceden ısınıyor. Önceden döküm tavamızı kızdırıyoruz güzel bir şekilde. Evet. Izgara şeklinde kapatelerimi kızartacağım. Yağımı döküyorum. Bu şekilde. Şefimiz bir şey sorabilir miyim? Bunun içeriğinde ne var? Dana eti, kuzu eti, maydanozumuz ve baharatlarımız var. O şekilde harmanlıyoruz. Kıymanın hazır olmasının aşamasını bizlere. Tabii. Bir de bir şey soracağım tabii sizlere. Size bir soru soracağım. Ben kendim yaparken bende dağılıyor köfte. Şimdi köftemizin ekmeği çok önemli. Ekmeğin yeterince bayat olması gerekiyor. Hani kendini tutması için. Ve köftemizi hani dana etini, kuzu etini güzel bir şekilde çektiriyoruz ekmeğimizle beraber.
Hani bunu hemen şey yapmıyoruz, basmıyoruz köftelerimizi. Bir iki saat falan dinlenme aşaması var. Dinlendikten sonra onu alıyoruz, güzel bir şekilde basıyoruz. Ama dediğim gibi öncelikle ekmeği çok önemli. Mesela ekmek bu kısmına ne kadar mesela, kaç dilim ekmek katılıyor? Ya şimdi biz bunu yapınca biraz fazla basıyoruz. Tabii hani ilk yapmamızda bir porsiyonla atıyorum 500 gram dana eti, 500 gram kuzu eti. Onun içinde hani yarım ekmek, ekmek içi olduğu zaman hani güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Sonra bir iki saat falan dinlenmesine bırakıyoruz. O zaman çok güzel bir şekilde tutuyor. Kıvamı da yerinde oluyor. Zaten hani önemli olan beklemesi. Ne kadar beklerse şöyle düşünelim. Bir hamuru mayalıyoruz, bekletiyoruz. Çünkü hani güzel olsun, şişsin. Hani içerikleri birbirine karışsın, malzemeleri birbirinde dursun. Aynı köftemiz de o şekilde önemli. Evet, çok güzel bilgi almış oldum bunu da. Çünkü bende genel olarak dağılıyor. Demek ki ekmeği azalmış. Yaptığımız püreyi ısıtalım. Bu ne? Patates püresi. Normal patates püresi diye farklı bir şey var. Yok, normal patates püresi. İçinde sütümüz oluyor, tereyağımız. Çok hafiften de karabiber renk versin diye. Hı-hı. O şekilde harmanlıyor. Evet, önceden hazırlanan patates püresidir. Zamanımız gitmesin diye ustamız önceden hazırlamış. Evet. Ve şimdi ne yapacaksınız bakalım? Şimdi patates püremizi ısıtıyoruz. Evet, patates püresi ısınana kadar köftemiz de burada pişecek. ve Alevciğim çok güzel koku geliyor yine. Sana da geliyor mu kokusu? Çok güzel kokusu geliyor. Evet, bunu kısık ateşte mi böyle yapıyorsunuz ya nasıl ateşte olmalı? Tabii ilk öncelikle tavamı kızdırmak için ateşini biraz fazladan açıyorum. Onun dışında hani kızarırken, çünkü çok fazla ateşe verdiğim zaman köftem yanar, kızarır, dışarı kızarır ama içi pişmez. Onun için ilk önce harına veriyorum, ondan sonra tüpümü birazcık kısıyorum. İçi pişsin, çeke çeke pişsin diye de kısaraktan devam ediyorum. Bir de şefim bir şey soracağım. Şimdi kış mevsimine girdik. Genel olarak bizim bu müşteriler, Ihlamur Kafe'nin müşterileri genel olarak ne tercih ediyorlar burada yemek için? En çok sizde ne pişirilir ve en çok ne yiyilir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde tava gruplarında fazla bir tercihleri olmuyor. Genelde hani hepsini yiyorlar. Çünkü lezzetimize güveniyoruz. Ihlamur Kafe restoran ailesi olaraktan güzel bir şekilde yapıyoruz. Genelde ama et ürünlere gidiyor. Et ürünlerinde birinci olaraktan da düşünüyorum, buradan herkese söylüyorum. Evet, bilginiz olsun. Et ürünlerine daha çok yer veriyoruz. Et ürünlerine daha çok yer veriyoruz. Hani müşterilerimizin memnuniyetini de kazanmaya çalışıyoruz. Genelde bütün yemeklerimiz de çok güzel bir şekilde gidiyor. Hani hiç eksisi yok. Evet, bunu tekrar yine döndürecek misiniz? Böyle Sarımsak var mı bunun içinde? Tabii, sarımsağımız var. Şimdi genelde zaten köftelerin içine genelde sarımsak koyarız. Hani tat versin, lezzet versin diye. Hmm. Ama çok fazla koymuyoruz çünkü bazı müşterilerimiz bir dakika tercih eden oluyor, etmeyen oluyor. Sadece çok hafiften tat versin diye sarımsağımızı koyuyoruz. Kenara çekiyorum. Bir de bunun üzeri ızgara gibi oluyor değil mi? Tabii, genelde hani ızgaramız burada ama biz etlerimiz çizik yöntemi vardır. Evet. Hani etlerin üstünde böyle çizikleri olsun diye. Genelde bunu da yapıyoruz. Olarak, evet. Aynen. Bir de hani böyle içini çeke çeke pişirdiğimiz için hem elimizin altında oluyor, daha lezzetli oluyor. Bunun lezzetini de güveniyoruz. Tabii ızgaramızın lezzeti de çok farklı olur. İkisi aynı aslında. Değişen bir şey yok. Şekil olaraktan bunu tercih ediyoruz. Genelde çünkü müşterilerimizin yemekten önce bir gözü doyması gerekiyor. Bir sunumuna özen göstermemiz gerekiyor. Evet. Ne kadar özen gösterirsek o kadar da hem müşterimiz memnun oluyor hem biz kendimiz memnun oluyoruz. O şekilde gidiyor. Tamam, o zaman devam edelim. Köfte galiba pişti. Evet, köftelerimi şu anda alıyorum. Tahminen bir 10 dakika sürmedi pişmesi.
Aynen. Sen siparişlerimiz olaraktan en fazla 20 dakika. Müşterilerimize 20 dakikanın önce hani sonrasında bekletmemeye çalışıyoruz. Onun için ne kadar hani aperatif bir şeyler varsa o şekilde müşterimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de bir şey soracağım sizden şefim. En uzun sürecek nedir sizde yemek olarak mesela? Uzun sürer yani bayağı bir zaman alır. Genelde hani o kadar çok uzun süren bir yemeğimiz olmuyor ama bu da bizim el çabukluğumuzdan geçiyor. Ne kadar çabuk ama o kadar hani hızlı yaptığımız zaman diyoruz ki hani daha güzel olsun, daha yavaş pişsin, daha lezzetli olsun. Çok da o kadar uzun süren bir yemeğimiz olmuyor ama buradan bonfile yemeğimiz var. Bonfile de biraz bekliyoruz çünkü onun sosları ayrı oluyor. Sunumu ayrı oluyor. O daha bir özenli oluyor. Zaten genelde burada tercih edilir müşterilerimizde. Güzel bir ızgara türümüzdür o da. Buradan herkese tavsiye de ediyorum. Genelde beğenilir yani. Biberimiz de pişiyor, domatesimiz de pişiyor. Bir de şefim bu acı biber mi, tatlı biber mi? Genelde tatlı biber kullanıyorum. Çünkü şöyle oluyor. Bazı müşterilerimiz acı sevmeyen de oluyor, seven de oluyor. Zaten bunu belirtiyorlar. Diyorlar ki hani ya acı olsun ya da normal olsun. Biz genelde zaten tatlı koyuyoruz. Müşterimiz acı biber isterse acı biber koyuyoruz. Hani müşterimizin isteklerine bağlı oluyor. Burada çıkan ne kadar ürün varsa müşterimizin isteklerine bağlı gider. Köftenin yanında sadece biberle domates oluyor değil mi? Hayır. Yanında ne ikram olarak veriyorsunuz? Şimdi şöyle, sunumda kibrit patatesimiz oluyor. Hatta şu an kibrit patatesimi atacağım ben. Evet. Değerli izleyicilerimiz, ben her şeyde benim de elim oluyor. Bu işte de dedim bir elim olsun benim. Ve biberleri kızartıyoruz çevire çevire. Böyle. Bunu tuzladınız mı? Ya buna gerek yok tuzlamak. Yok. Biz tuz atmıyoruz genelde. Müşterilerimizin dediğim gibi kendi isteklerine bağlı oluyor. Tabii yemeklerimiz için de biz birer tutam olaraktan atıyoruz. Ama yine burada müşterilerimizi düşünmek zorundayız. Çünkü tansiyon hastaları olan oluyor ya da tuzu fazla sevmeyen oluyor. Biz sadece hani yemeğin tadını verecek şekilde tuzunu atarız. Geri kalan müşterilerimizin isteğine bağlı olur. Ne kadar güzel. Alev Hanım. Evet, patates pişti mi? Evet, patatesim kızardı. Alabilirim şu anda. Evet, patateslere hazır. Yuvarlak bir şekilde çıksın diye. Çünkü köftelerimi onun üstüne dizeceğim için hem sunum olarak hem görünüm olaraktan hani güzel bir görünümle kavuşturmaya çalışıyoruz. Patatesten biber koyuldu. Sonra kızartılmış patates. Evet, kibrit patates. Kibrit patates. Wow, ne güzel oldu.
gel ye beni deyir. Biz onun için uğraşıyoruz. Aynen, sunum gerçekten de yemeklerde evet, çok, önemli. Çok önemli. Çünkü ilkin görünüş insanı celp ediyor. Sonra tabii ki de ardından tadı. Bu şekilde. Sadece renk versin diye çok hafif bir şekilde. Şöyle kesin yeşil, kırmızı, sarı karışığı çok güzel bir görünüş oldu. Çok hafiften de aynı tabağın boş kalmasın, renk versin diye bu şekilde. Son rutuşlarımı yapıyorum. Evet, çok güzel oldu. Ve yarı köftemiz. İsmi neydi bunun bir de tekrar? Yarı köfte. Yarı köfte. Evet. Yarı köfte yemek isteyenler. Gerçekten de sunumu çok güzel oldu. Umarım tadı da güzeldir. Ihlamur Kafe Restoranı'na gelip bunu sipariş verip güzel şefimizin elinden yiyebilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden diyelim. Ve geçit alacağız diğer sunumumuza. Ve diğer sunumumuz ne olacak şefimiz? Diğer sunumumuz Karadeniz bölgesine ait kuymak yapmayı düşündüm. Tabii siz de isterseniz hep beraber kuymak yapalım. Evet, kuymağı çok severim ben burada, Karadeniz bölgesinin kuymağını. Kaşarlı falan oluyor. Ama hiç pişirmesini bilmiyorum. Ve umarım benim gibi hanımlarımız var ki onlar da pişirmesini bilmiyor. Gerçekten de güzel bir yerden, güzel bir kuymakla devam etmiş olalım. Tabii yardımcı olursan ne mutlu bana. O zaman hep beraber evet, kuymak yapabiliriz. Evet, hep beraber o zaman kuymak yapalım. Karadeniz kuymağı sayılır. Ve geçelim, değil mi? Değerli izleyicilerimiz, kuymak için lazım olan, gerekli olan malzemeleri şefimiz hazırladı. Bizim azıcık burada bilgi verirse sonra pişirmeye hemen geçeceğiz. Tabii. Bu kaşar peyniridir. Kaşar peynirin yağlı ve yağsız bir fark ediyor mu? Yağlı olması biraz daha iyi. Yemekleri olsun hani tat olaraktan, yine tattan geçiyor. Ne kadar yağlı olursa o kadar daha iyi çıkar, değil mi? O şekilde. Ne kadar yani malzemenin kalitesinden geçiyor diyelim. Hani malzeme ne kadar kaliteli olursa o kadar lezzetli olur. Tabii kaşarın da yağlı olması bizim bir numarada avantajımız oluyor. Ne kadar tahmin burada kaşar var? Yaklaşık 250-300 gram kadar kaşarım var. Mısır unu. Hakiki mısır unu. Zaten, kokusu da güzeldir. Kuymaklarda hakiki mısır unu kullanmak daha iyi. Çünkü hem şekil olaraktan, hem tat olaraktan, hem özü olaraktan hakiki evet, fırın mısır unumuz. Biz zaten bunu kendimiz, patronumuz kendisi imal ediyor. Bahçeleri var. Zaten Karadeniz bölgesinde genelde olur, mısır tarlalarımız olur. Evet. Onlar yapıp getiriyor özenle. Tereyağımız var. Tereyağı da ne kadar burada? Kaç? 300-400 var mı? O da yaklaşık 250-300 gram şeklinde. Evet, 300 gram da tereyağı. Bu da hakiki. Evet. Tereyağıdır. Bir de su. Bir de, aynen su. Az tat değişimine bir tutam, göre tuz. Tuz, evet. O zaman biz başlayalım. Burada pişecek. Tabii. Ben de biraz da ben de katkıda bulunacağım. İlk önce evet, ilk önce yağımızı koyuyoruz. Evet, yağımızı. Bir kısmını mı? Bir kısmını şu evet, şekilde. Kuymağımızda tereyağı ne kadar bolsa o kadar lezzetli olur. Elimize almamız gerekiyor. Zaten yandığı zaman daha bundan bir hayır olmaz. Çünkü hani direktmen yemeğimize yanık kokusu geçer. Evet, evet. Kararmaması gerekiyor. Şu an mesela erimesi iyi. Evet, ince noktalar var ki onları yani geçirmemek lazım. Unumu, mısır unumuzu ilave ediyoruz. İlave ediyorum bu şekilde. Bu yeterli olur. Hemen unumuzu da yakmamaya gayret etmemiz lazım. Bak ne
Bilenler bana sanki güzelliğinden başka. Ben onunla yarışmayı sevdalık sanayısın. Yüreğimdeki yerin olmaz mı sanayısın? İki sevdalık olmaz, birinden geçeceğim. Seni kayırdım ama kuyman seçeceğim. İki sevdalık olmaz, birinden geçeceğim. Seni kayırdım ama muhlama yiyeceğim. Kedinin dokuz cani, insanın bir cani var. Bir oduna sarılsam senden çok heyecanı var. İki sevdalık olmaz, birinden geçeceğim. Seni kayırdım ama kuyman seçeceğim. İki sevdalık olmaz, birinden geçeceğim. Seni kayırdım ama muhlama yiyeceğim. Kör olayım atlar sen baluklama. Karşımda oturursun aklım başka alemde. Eskilere sor da bak silerim bir kalemde. İki sevdalık olmaz, birinden geçeceğim. Seni kayırdım ama kuyman seçeceğim. İki sevdalık olmaz, birinden geçeceğim. Seni kayırdım ama muhlama yiyeceğim. Sevdalık olmaz, birinden geçeceğim. Seni kayırdım ama kuyman seçeceğim. İki sevdalık olmaz, birinden geçeceğim. Seni kayırdım ama muhlama yiyeceğim. Değerli izleyicilerimiz, ustamızın güzel yaptığı Karadeniz kuymağı gördüğünüz gibi tereyağı da üzerinde çıkmış ve kokusu da çok güzeldir. Kuymağımız hazır, servize verilecek. Evet. Kıvamında olduğu için hani doyurucu oluyor. Hani zaten genelde hani kahvaltının yanında kuymak tercih olur müşterilerimizin. Ekmekle sade yiyebilirler, tadını alacağım derlerse şayet. Evet. Çok teşekkür ederim ustamız. Ellerine sağlık ve değerli izleyiciler ve Ünye halkı, sizleri sabah kahvaltısına mutlaka Ihlamur Kafe Restoranı'na gelip güzel şefimizin, gerçek kendisi de çok güzel, güzel şefimizin hazırladığı kuymağın tadına bakmaya mutlaka gelin. Şuradan böyle çok güzel kokusu var. Sizleri de davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ihlamur Kafe Restoran ailesi olaraktan size şimdiden çok teşekkür ederiz. Hepinizi bekliyoruz. Elimize emeğimize güveniyoruz. İsterseniz siz de kendinize güveniyorsanız yemeklerimizi buyurun. Evet, damak tadına özel olarak kıymet veren, değer veren bizim Ünye halkımıza ve buranın Ihlamur Kafe Restoranı'nın müşterilerini gerçekten de çok önemli. Ben kendim olarak kim pişiriyor ona çok önem veririm. Bilmiyorum siz de benim gibi misiniz ya yok. Ben kimin elinden çıktı bu mesela çok merak ederim. Bilginiz olsun, güzel bir bayansınız ve peşekar, yaşınız az olsa da çok peşekarsınız. İlerleyen zamanlarda yine tekrar
izninizle tekrardan geliriz. Ve sizin diğer yaptığınız güzel tamlarla bizim halkımızı gerçekten de bilgilendirmiş oluruz. Çok teşekkür ederim sizlere. Kolay gelsin. Devam ediyor gün ve sizin de müşteriler sizi bekliyor. Onları bekletmeyelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. İzleyicilerimiz, bugünkü hazırlanan menümüzün Hlamur Kafe Restoranı'nın peşekar personelleri masamızı hazırlayıp bize sundular. İlk önce oturmadan sizinle tanış olmak istiyorum. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Cengiz. Hlamur Restoranı'nın işletme müdürüyüm. 32 senedir yiyecek içecek sektöründeyim. Ünye'de 1-2 işletmede bulundum. Ama daha öncesi tamamen İstanbul ve 5 yıldızlı otellerdi. Ama tamamında yiyecek ve içecek sektörüydü. Son 20 yıla yakını işletme müdürlüğü ve yiyecek içecek müdürlüğü olarak devam etti. Şu anda da Hlamur Restorant'ta işletme müdürlüğü yapıyorum. Sunumlarımıza özen gösteriyoruz. Misafir ağırlamaya özen gösteriyoruz. Peki Cengiz Bey, müşterilerimizin sizi tercih etmesi için ne buradan söylersiniz? Mesela gelin Hlamur Kafe'de bu var, bu var. İkram olarak nedir ki insanlar buranı tercih etsin? Nasıl çağrışta bulunabilirsiniz? Vallahi hemen hemen tüm restoranlar gibi bizde de elbette ki yiyecek ve içecek grupları var. Izgaralar, tava yemekleri, pide yemekleri. Ama bizde ekstra olarak güler yüz var, hoş sohbet var, misafirperverlik var diyebilirim. Ama bunun yanında gerçekten yiyeceklerimizde de çok iddialıyız. Çünkü hiçbir üründe beğenmediğimiz, kendi istemediğimiz hiçbir ürünü kullanmıyoruz. Ürünlerin tamamına yakını birinci kalite diyebilirim. Temin edebildiğimizin en iyisini temin etmeye özen gösteriyoruz. Mutfak personelim de gerçekten şu anda Ünye'de en üst düzeyde çalışanlar diyebilirim. Çünkü kendilerini yetiştirmişler. Var olan insanlarla beraber iyi bir grup kurduk. İyi bir ekip olduğumuza inanıyorum. Sağ olsunlar, işletmecilerimiz de bize bu olanağı verdiler. Beraber şu anda çok iyi gidiyor. Misafir memnuniyetinde de oldukça iyi gittiğimizi düşünüyorum. Saat kaça kadar Cengiz Bey burası çalışıyor, çalışmakta ve sizlerin evlere alo paket serviziniz var mı? Evet, öncelikle paket servisimiz var. Bir aracımız var. Kendimiz bu paket servisini yapmaya özen gösteriyoruz.
Onun dışında sabah 9 gibi biz açılmış oluyoruz kahvaltıyla beraber. 8'de aslında açığız ama bizim lokasyon itibariyle misafirleri geliş süresi 9. Lokasyon bunu belirledi diyelim. 11'e kadar yani 23'e kadar da açığız. Sabah, öğle ve akşam servisimiz mevcut. Paket servisimiz de yine aynı oranda devam ediyor. Kahvaltı paketleri pek olmasa da öğlen ve akşam paket yoğunluğumuz oldukça iyi. Bir de Çingiz Bey, burası biraz yüksekte duruyor. Biraz Ünye'mizin yüksek tepesinde duruyor. Buraya gelmek için, insanlar buraya gelmek için, hani herkeste özel araba olmuyor. Nasıl gelmek için? Adresinizi de söyleyin ve telefon numaranızı da söyleyin. İlk defa bizleri izleyen izleyicilerimiz buraya nasıl ulaşabilir, buraya nasıl gelebilir? Bizim lokasyonumuz biraz yüksekte olmasına rağmen aslında ulaşımımız çok kolay. Bir minibüs seferlerimiz var buraya. Aracı olmayan misafirler için minibüs seferleri var. Bunu kullanabilirler. Onun dışında Gölevindeyiz. Şeyh Yunus Tepesi'ndeyiz. Ünye'nin farklı birkaç noktasından çok rahat ulaşım var buraya. Ve şunu da iddia edebilirim. Ünye'nin içerisindeki birçok ara caddeden çok daha iyi durumda sokaklarımız. Bu biraz Ünye'nin içerisine eleştiri gibi gelebilir ama Ünye eski bir lokasyon ve kaldırım taşları ile döşenmiş. Ama bizim yollarımız gerçekten bu konuda çok iyi. Sadece minibüs seferlerimizin biraz daha arttırılmasını biz istiyoruz. Çünkü belli saatlerde şu anda minibüs seferlerimiz var. Yazın arttırılmasına rağmen kışın bu biraz daha seyrek açıkçası. Ama ulaşım konusunda oldukça rahatsız diyebilirim. Minibüs seferleri günde 5 sefer olarak kış döneminde uygulanıyor. Yeşil At günde 5 sefer buraya ulaşım sağlıyor. Rut olarak dönüyorlar. O yüzden nereden bindiğinizin hiçbir önemi yok. Mutlaka buraya çıkan minibüse bindiğinizde Şeyh Yunus'a ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim Cengiz Bey, rehber sahibine. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz İhlamur Kafe Restoranı'na. Bizlere bu imkanı yarattınız. Bizler de Moda TV'den geldik. Mutfakta Bir Gün programını sunduk sizden. Ve umarım ki gelecekte tekrar izninizle, sizin davetinizle tekrardan gelip sizin yaptığınız güzel nimetleri halkımıza göstermiş oluruz. Ve hem halkımız buranı tanımış olur tanımayanlar için. Çünkü bazıları oluyor ki öyle benim gibi tanımıyor ve tanımayanlar için ve de sizin yaptığınız tamları daha yakından tanış olmaları için. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz de Ünye'de daha geniş bir çevreye sizin sayenizde ulaşmış olacağız inşallah. Sağ olun. Biz şimdi yemeklerin tamına tadalım, sonra vedamızı edeceğiz. Altınların vardı bitti mi? Dolarlar eurolar gitti mi? Aban mı döndü, başın mı döndü? Yoksa cicim ayları geçti mi? Aban mı döndü, başın mı döndü? Yoksa cicim ayları geçti mi? Neredeydin paraları söyle, söyle. Neredeydin dolarları söyle, söyle. Neredeydin euroları söyle. Boğazında kalsın, boğazında kalsın. Neredeydin paraları söyle, söyle. Neredeydin dolarları söyle, söyle. Neredeydin euroları söyle. Boğazında kalsın, boğazında kalsın. Arabalar, katlar bitti.
kıymeti koluna, herkes yoluna, aklın başına geldi mi? Neredeydi paraları söyle söyle, neredeydi dolarları söyle söyle, neredeydi euroları söyle, boğazında kalsın, boğazında kalsın. Neredeydi paraları söyle söyle, neredeydi dolarları söyle söyle, neredeydi euroları söyle, boğazında kalsın. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımız bununla da sona ermiş oldu. Umarım programımızı çok beğendiniz. Ihlamur Kafe Restoranı'nda sizleri de bekliyoruz değerli Ünye halkımız. Biz ise buradaki o girişteki bir köşe vardı. Nostalji bir köşe. Benim çocukluğuma beni götürdü. Özel olarak buranı daha çok sevdim. Ve bizde sebetimiz vardı burada. Bu da nostalji bir sebetti. Bizde bir deyim var. Sebeti koluna, herkes yoluna. Biz de sebeti kolumuza taktık ve diğer çekimlerimiz için sizlerle sağollaşırız. Diğer çekimlerimizle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sepeti koluna, herkes yoluna, aklın başına geldi mi? Neredeydi paraları söyle söyle, neredeydin dolarları söyle.